Merhaba arkadaşlar, yine bir yol videosunda beraberiz. Evet, Honda Dio biraz da beni test et diyor. Dün motorumuzu aldık, PCX'le takas etmiştik. Tur camı vesaire vardı, üstte bir siperlik vardı. Manyak bir şekilde görüş açımı etkiledi ve hemen söktüm, attım arkadaşlar. Tabii alan arkadaşa yanında hediye veririm, ayrı bir mesele. Çünkü ben sevmiyorum tur camını vesaire. Şu elcekleri sökeceğim şimdi gidince. Elcek ısıtma var, onu sökeceğim duruma göre. Tabii kurye arkadaşların tercihi, tur camı, bilmem bu elcekler, elcek ısıtmalar falan filan. Ona bir şey diyemiyoruz. Bunlar da genelde kuryeler ağırlıklı kullandığı için arkadaşlar, bunlarla korunmaya çalışıyorlar. Halbuki trafik yönünden bak, şu an görüş açımız ne kadar rahat ya. Şu alanı görüyorsunuz değil mi? Taş şurada şöyle bir tur camı vardı. Ve bu tur camından dolayı da rahatsız oluyordum. Ve şu an ne kadar rahatladım. Evet, motorumuz Dio arkadaşlar. Dio ne diyor? Biraz da benimle sohbet et, beni anlat. Benimle yolda belde fıtı fıtı git diyor ya. Şu an gidiyoruz bakalım fıtı fıtı ne diyecek. Bakacağız. Göreceğiz. Ha, bu Dio 42.600 kilometrede arkadaşlar. Şu anki kilometresi. Aşırı temiz kullanılmış. Çünkü bu motorun bakımlarını biz yapıyorduk. Bize gelen bir motordu. Varyatörü, debriyajı, kayışı gayet bakımlı. Zırh orijinal parçalarla donanımlı. Altında zıntır grip 2 lastikler var. Kışlık. Ve gayet güzel fren tutuşu vesaire. Ondan dolayı da bir arkadaşa PCX verdik. PCX'le takas ettik bunu. Bir haftalığına isteyene opsiyonlanabilir. Sanki burada PCX satıyormuşuz, alım satım yapıyormuşuz gibi gelebilir ama yapacak bir şey yok. İnsanlar düzgün motor bulamıyor. Frene basıyor. Evet, gayet güzel durdu. Yani çünkü niye arkadaşlar? Bunun fren balatalarını ve tellerini, her şeyini biz elden geçirdik. Elden geçirdiğimiz için motorda şu an için fren 10 numara. Bak şurada bir kasiste daha bir frene basayım. Evet, gayet güzel. Normalde bakımsız motorlarda fren tutmuyor arkadaşlar. Bunu da çok güzel tutuyor. Bak ıslakta deniyoruz. Evet, çok güzel. Kayma vesaire yok. Şimdi bu motor yanlardan dar olduğu için arkadaşlar, eskiden mobiletler vardı. Yarı otomatik kaplar falan vardı. Aynı o ayarda giden bir otomatik düşünün. Bir de Honda olduğunu düşünün. Bir de Star Stock olduğunu düşünün. Maş draması olmadığını düşünün. Kayış ve aktarma sistemleri PCX'de aynı olduğunu düşünün. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Otomatikmen tahtını korumak zorunda kalıyor. Şimdi bir konuya daha değineceğim. Dünkü videomuzda yorum yazan bir arkadaşımız, işte at eşek olayına gireceğiz. Neden bazı motorlar eşek gibi, niye ata kızıp eşeğe biniyoruz gibi. Bu yurt dışında, işte Avrupa'da İtalyan motorlar, işte bu Piaggio'lar, Vespa'lar, efendime söyleyeyim Aprilia'lar, işte Kimco'lar, SM'ler Avrupa'da çok tutuluyor. Orada at muamelesi görüyor. Ülkemizde niye eşek muamelesi görüyor? Konuya değineceğiz. At gibi olup da ülkemizde eşek gibi olan motorlara değineceğiz. Veya eşek gibi olup da ülkemizde at gibi bilinen motorlara değineceğiz. Belki bu motor da bir eşek gibi, spa gibi gelebilir ama atın yaptığı işi yapıyor ülkemizde. Şimdi buradaki konu şu arkadaşlar, asıl mesele. Bu konuyu bir hafta işleyeceğiz, anca anlayabilirsiniz. Çünkü yıllarca yağ konusunu anlata anlata anlamadınız. Ve biz ne yaptık? Brava yağlarıyla bir çalışma yaptım. Yağların üzerinde bir çalışma yaptım. Test ettim. Dedim al madem öyle, gelin böyle alın size Brava. Kullanacağınız yağ bu. Ve kullandık, test ettik. Gerçekten 10 numara. Ha, ondan önceki yağlar kötü müydü? Kötü değildi. Biz kötü yağ hiçbir zaman kullanmadık. Motorlara zarar verecek hiçbir yağ, yoğurdu da kullanmadık. Motulu zotulu da kullandık. Kastrolu masrolu da kullandık. Şimdi buradaki meseleyi anlatamadık. Anlatamayınca insanlar ne yaptı? Farklı markalara yöneldi. Yani Brava bir sürpriz mi? Sürpriz, gerçekten bir sürpriz olarak hayatımıza girdi. Nasıl sürpriz olarak girdi? İnsanlar işte farklı farklı arayışlar içerisine geçtiler. Ve o arada biz de dedik ki Brava'yı bir test edelim. Nedir ne değildir? Brava'yı test ettik ve size sunduk.
Biz de memnun kaldık ve şu ana kadar bir sıkıntı da yaşamadık. Yaşarsak da zaten videolarda belirtiriz. Yani burada reklam ücret alıyor, şu alıyor, bu alıyor. Hepsi hikaye fasafiso. Aldığımız tek şey bir lift hediye etti bize. Ayrı bir mesele. O da içinden geldi, gönderdi. Biz de bizim bazı videolarımızı kendi reklamlarında kullandılar. Biz de onlara izin verdik, müsaade ettik yani. Böyle bir durum var. Ha, tutup da birisi yazmış işte ben de yağ üreteceğim, usta sana maddi destek vereyim, benim yağımı da tanıt. Ha, böyle bir saçmalık olur mu? Senin yağın çöplükse ben senin neyini tanıtayım? Abudumun kası. Böyle de bir durum var. Biz kaliteli olan her şeyin videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Şu an bu Dio'ya biniyoruz, Dio'dan para mı alıyoruz? Almıyoruz. Şimdi demek istediğim şu, bu konu kapandı. Yeni bir dosya açıyorum şu an hareket halinde gittiğimiz için. Çünkü atölyemizde işler de bekliyor. PCX'imizi, arka fren teli değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi Honda alamıyoruz, Yamaha alamıyoruz. Honda'ya, Yamaha'ya kızıp işte diğer XZR, İtalyan'dı, bilmem Çin'di, Çantu vesaireydi markaları alıyoruz ya. Şimdi buradaki asıl mesele şu arkadaşlar. Neden Honda, neden PCX, neden Honda at gibi de diğerleri eşek gibi? Aslında onlar da at da niye eşek muamelesi görüyor? Buna geleceğiz. Konu şu kadar, aşırı derecede basit arkadaşlar. Mesela bu motoru bir İtalyan motor olduğunu düşünelim. Yani bir İtalyan olduğunu düşünelim. Bir Vespa, Piaggio, Kimco, Abdillah vesaire öyle bir motor olduğunu düşünelim. Biniyoruz motora şu an. Ne güzel gidiyoruz değil mi? Aa, motor ne güzel, harika. Gazı veriyoruz gidiyor, kesiyoruz duruyor. Dengesi güzel, her şeyi 10 numara lan. Ne güzel motormuş bak, gidiyorum şu an. Bu Honda değil ha. Sizin dediğiniz hani eşek muamelesi gören at, yurt dışında bindiğimiz motor olduğunu düşünün. Bindik, günlük gidiyoruz. Fakat öyle bir aksilik oldu ki önümüze bir şey çıktı, pat diye düştük. Ya en basiti, aynam kırıldı. Ayna kırıldı. Gidiyorsun bayisine, ayna yok elinde. Orijinal ayna yok. Ne yapacaksın? Uydur kaydır bir şey yapacaksın. Çünkü o motorları dizayn ederken öyle bir yapıyorlar ki başka ayna olmuyor. Farklı bir ayna taksan şabalak gibi duruyor. Basit bir örnek verdim. Sonra önümüzde şu araba durdu. Ola ki frenimiz tutmadı. Pat arabaya patladık. Ön çamurluk gitti. Maşa gitti. Çekiciyi çağırdın. Bilirkişiyi çağırdın. Rapor tuttu. Sus sen de veya değil fark etmez. Çektin servise, parça yok. 45 gün bekle. E ne oldu? Ne oldu kardeş? 45 gün bekledim, parça yok. Attı. At ne oldu? Eşek oldu. Örnek veriyorum yani. At niye eşek olur örneklerini veriyorum. At gibi motor Avrupa'da niye tutuluyor? Avrupa'da bir yerini kırdın, pat gidip parçasını alabiliyorsun, tekrar binebiliyorsun. Türkiye'de bir yerini kırdın, tedarikçisi parça getirmemiş, kendi stoğunda yok. Ne olacak kardeş? Nasıl yürüteceksin bu motoru? Yürümüyor. Mesele bu kadar basit. Artı onu da geçtik. Ya ben düşmem, kırmam, ben profesyonel motorcuyum. Yıllardır motora biniyorum. Ben çok güzel kullanırım. Tamam kullan. Kilometre yaptın, bakımı geldi, bakıma gittin, yağ filtresi yok, bakıma gittin, fren balatası yok, bakıma gittin, tahrik kayışı yok, bakıma gittin, tahrik topu yok, ne yapacaksın? Debreci yok, bir yere dişlisi kırıldı, dişlisi yok, cantı kırıldı, cantı yok, fren teli koptu, bilmem şu oldu, bu oldu, TP sensörü bozuldu, bilmem bir şey oldu, oldu yani, oldu, arıza yaptı. Arıza yaptı. Ne yapacağız yani? Motor çöpe mi atacağız? Servisine, bayisine götürdün. Yok. Kendi servisinde, bayisinde parçası yok. Ne yapacağım bu motoru? Süs olarak mı aldın? Binmezsen gerçekten at gibi. Türkiye için diyorum bunu. Türkiye'de kullanıyorsun. Türkiye'ye bu motorları getirenler, tedarikçiler, şunlar bunlar yedek parçasını getirmiyor. Getiriyorum dese de yalan söylüyor. Her parçası yok. Kendi stoğunda bile yok. Ne yapıyorsun? Oradan, buradan, sağdan, soldan parça aramaya başlıyorsun. Ondan sonra geliyorsun bu ustayı arıyorsun. Ustam sende şunun çıkması var mı? Bunun çakması var mı? Her yer çıkma çakma parça arayışı içerisine döndü. Yani internet bir çöplük oldu. Çıkma parça çöplüğü oldu. Niye? O at diye aldığımız motorlar eşekleştiği için o motorların parçalarını bulamıyoruz. X marka, Z marka, Y marka fark etmez. Bundan dolayı ben videomda diyorum ki işte ata kızıp eşeğe binmeyelim diye. Ata kızma olayı da ne? Bugün Dio'yu alamıyorsun, PCX'i alamıyorsun. Niye alamıyorsun? İnsanlar artık hangi motor at, hangisi eşek onu öğrendiği için herkes at almaya baktı. Ne oldu bu sefer de? Öbür eşek muamelesi gören motorlar piyasada çakılı. Ne yapıyor? Satamıyor adam. Elinde patladı.
kendi ithalatçısı satamıyor. Paraya çevirmek için yok 12 ay taksit, yok 6 ay taksit, yok takas desteği, yok bilmem ne desteği. O yolla motorları piyasaya tekrar sokmaya çalışıyorlar. Sen de o motoru aldığın zaman ola ki kaza bela yapmadın. Allah göstermesin. Kimsenin kaza yapmasını istemeyiz arkadaşlar. Yani kimseye kim beslemiyoruz. Kimse de bizim düşmanımız değil. Yani kimse insan olarak herkesin insanı, vicdanı, duygularımız var. Şurada bir kedi köpeğe bir şey çarpsa içimiz sızlıyor. Yani olabilir, insan yanlış yapabilir. Kırmızıda geçer, hızlı gider, freni tutmaz, şu olur, bu olur. Bunlar kimsenin kazaya, belaya uğramasını istemeyiz. Canlıların hepsine saygımız var arkadaşlar. Bu ayrı bir mesele. Şimdi aşırı derecede de düzgün kullandım. Motor pırıl pırıl ama belli bir kilometrede illaki değişmesi gereken bir şey var. İnsanız, ne yapıyoruz? Akşama kadar açıklıyoruz, akşam su içiyoruz, yemek yiyoruz. Öğlen açıklıyoruz, su içiyoruz, yemek yiyoruz. Bunlar olmayınca ne oluyor? Açlıktan ölen insanlar var. Örnek veriyorum yani. Yani demek istediğim, yedek parça bulamayınca arkadaşlar motor istediğin kadar kaliteli olsun. Yürümüyor, yürütemiyorsun. Türkiye'de yürütemiyorsun. Avrupa'da bu motorlar at muamelesi görebilir. Avrupa'da bu motorlar şöyle olabilir, böyle olabilir. Burası bizi ilgilendirmez. Biz şu an Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye koşullarına uygun değil. Türkiye'de aldığın zaman bu motoru, ülkemizde bu motordan zarar etmek zorundasın. Zarar etmek zorundasın. Bugün 100 bine, 200 bine, 300 bine, 500 bine aldığın motoru yarı fiyatına veremezsin. Ha, ta ki bozulmayıncaya kadar belki değerini kısmen koruyabilir ama arıza yaptıktan sonra bitti. Motoru çöpe atıyorsun arkadaşlar. Ondan sonra çıkma yedek parça olarak satarsın. Bunu demek istiyorum. Konumuza devam edeceğim. Bir telefonum geldi, bakayım. Efendim. Aleyküm selam, buyurun. Evet abi. Varyatör balans yapmaz abi. Şanzımanın çıkış milinde bloktaki rulman yatakların boşluklu ya, o boşluktan dolayı balans yapar. Ora balans yaptırır. Varyatörün kendi balans yapmaz. Varyatörün balans yaptığını sen nasıl bileceksin? Varyatörün söküp balansına mı bak? Tornaya mı bağladın? İşte öyle, o 80-90 arası işte senin bloğun, bloktaki rulman yatağın boşluklu. Gösterdik ya sana boşluğunu, bilyanın yatağını görmüştün değil mi? O boşluk ne yapacak abi? Dişliler boşluk yapınca balans yapacak. O balans da varyatöre yansıyacak, kayışa yansıyacak, tekere kadar yansıyacak. Senin bloğun bozuk, ana blok bozuk, motor bloğun bozuk. Bloğun içindeki rulman yatakları boşluk yapmış. O boşluğu istediğin kadar uğraş gideremezsin. O boşluk gitmediği müddetçe de belli bir hızdan sonra balans yapmak zorunda. Yoksa varyatörden balans yapmaz. Yani hızlı gitmeyeceksin. Zaten sen 80-90 falan, o motor riskli zaten. Bloktan bir gün yine fire verecek yani. Rulmanlar fire verecek. Rulmanlara balans yaptırıyor. Dişliğe balans yaptırıyor. Tahrik miline balans yaptırıyor. Tahrik mili de varyatör kasnağına balans veriyor. Varyatör kasnağı da tekere balans veriyor. Bu şekilde sıralamadan gidiyor. Yani asıl işin kökü diferansiyel kutusunun içindeki ana bloktaki rulman yatakların bozuk. Konu bu yani. Yoksa başka tür, ondan kaynaklanıyor. Onun için temkinli bineceğim. Bir an önce yani başka işe bakacaksın. Ya o motor satıp başka bir şey alacaksın. Ya da ana blok alacaksın bir tane. Ana blok, motor komple sökülüp ana blok değişecek. Diferansiyel kutusuyla beraber 10 numara randıman alayım dersen o da değmez o motor için. Yani masraf ettiğine değmez yani. O gün de gösterdim ya sana. Villayı gördün. O dişlermişler de gördün. O yapıyor işte. O içeriden dişleri oynatıyor. Aşağı diyor, sağ sol balans yaptırıyor. Teker döndükçe ne yapacak? Yüke binecek. Yüke binince o boşluk yan boşluk, dik boşluk oluyor yani. O da ne yapıyor? Türbülansa sokuyor motoru belli bir hızdan sonra. Anladın mı? Başka türlü bir şey olma olasılığı hiç yok. Yani. Oldu kardeşim, görüşürüz, Allah'a emanet. Şimdi arkadaşlar varyatör balans yapıyor diyor arkadaş. Mesela varyatör balans yaptığını bilmen için varyatörü tornaya bağlaman lazım. Sıfır varyatör orijinal parça balans yapmaz. Şimdi burada
varyatör çalışırken yüke binince şanzımanın içindeki tahrik mili, tahrik kasnağının oradaki parçalar, şanzıman çıkış mili, şanzıman dişleri otomatikman boşluk yapıyor. O da tekere yansıyor. Bölgede bir durum var. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Ateşek konusunda kalmıştık. İşte demek istediğim bu arkadaşlar. Neden Honda, neden Yamaha olayı bu? Mesela yıllar önce Yamaha'nın da parçası bulunmuyordu. Yamaha ne yaptı? Kendini geliştirdi. Şu an Yamaha'nın bütün parçaları var. Eskiden Yamaha'ya binemezdik parça yokluğundan dolayı. Bak, çok kaliteli bir motor ama kimse parçasını bulamaz. Bulamadığı için de kimse Yamaha'ya yanaşmazdı arkadaşlar. Çok eskiler bilir. Ama şimdi ne oldu? Herkes yanaşmaya başladı. Niye? Kendini geliştirdi, parçası gelişti. O dediğin İtalyan markalar, Japonlar, şunlar, bunlar, Koreler, Çinler, Çanlar, şunlar. Geliştirsin kendini, onu da alalım kardeş. Yani biz hiçbir motoru, yani onları da test ettik. Onları da alalım. İyi, güzel, kaliteli olabilir. SM bugün çok kaliteli olabilir. Yurt dışında gerçekten tutuluyor olabilir. Ama ülkemizde niye tutulmuyor? Bugün git SM'nin kendi servisinde, bayisinde istediğin her parçayı bulamıyorsun. Doğru düzgün servis ağı yok. Doğru düzgün parça alacağın bir yeri yok. İnternet sitesinde var. Ya motor gitti, bitti böyle yerlerden. Şuradan buradan yok. Öbür motorlarda da işte kalyoncudan şundan bunlar. Yani bunlar parçası var anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunlar yan sanayi tedarikçilerinin satmış olduğu parçaları sitelerine koyup satıyorlar. Gerçek kendi servisinde, bayisinde, tedarikçisinde yok. O adamlar da nasıl satıyor? Bakıyor ki hangi motorun parçası oluyorsa o parçayı ona uyarlayıp satıyor. Bugün bir fren balatası istiyorsun. Yok Monero, yok Zenora balata. Bak orijinal değil. Artı o motorların yedek parçaları bunların 2 katı, 4 katı daha pahalı. Yani bunu da bilmiyoruz. Şimdi parçasının olması da önemli değil. 4 katı daha fazla para veriyorsun bugün Honda'ya aldığın parçanın. Yani burada arkadaşlar bu konu çok önemliydi. Bu konuya niye değindim? Bu konuya bir hafta değineceğiz arkadaşlar. Yol videolarında bunu aşama aşama anlatacağız. Hatta atölyemize gelen motorlar üzerinde de anlatacağız. Anca böyle belki anlayanlar anlar. Anlamayanlar hala bildiğim bildik, dediğim dedik diyebilir. Alın, binin, tecrübe yaşayın arkadaşlar. Bir şey demiyoruz. Yani niye alıyorsunuz diyemeyiz yani. Alın, onları da alın. Macera yaşamak için alın. At diye alın, eşek gibi binin. Rezillik, kepazelik arkadaşlar. Yani biz insanların rezil, kepaze olmasını niye isteyelim? Biz bilmiyoruz mu? Gel servisimize alttan yağı boşaltalım, üstten yağını koyalım. Çayımızı, çorbamızı içelim, paramızı kazanalım. Herkes mutlu olsun. Ama öyle değil. Bugün geliyor adam servisimize. Adama bakıyorsun çok efendi, çok mülayim birisi. Altındaki motora bakıyorsun tıkıntılı, sıkıntılı. Parçası, purçası yok. Adamın tipine göre, hareketlerine göre, karakterine göre ya çok iyi bir insan ama bu motoru nereden bulmuş? Yani neye göre almış? Araştırmadan almış. E bu adama ben nasıl işçilik yapayım? Söküyorsun, parçası yok. Servisine, bayisine gönderiyorsun, onun da elinde yok. Geçmiş olsun demek zorunda kalıyoruz. Yani bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. O yönden motor alırken, ederken yani bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Yani bu bir tavsiyedir. Uyarsınız, uymazsınız. Kendiniz bilirsiniz. Bak, al. Mesela benim en sevmediğim motor Dio'ydu mesela. Diyordum ki alt segmentte en son alınacak motor. Bu en son alınacak motor bile diğer sizin aldığınız segmentte ilk alınacak motor sınıfına giriyor. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Onun için dikkat edeceğiz. Her motora para bağlamayacağız. Evet, atölyemize geldik. Selamun aleyküm. Lan nasıl geçtin? Biraz önce mi geldin? Anam vay. Lastik vakası mı? Nasıl? Abi ben şimdi video çekerek geliyorum. Şu an kayıttayım. Yol videosu çekiyorum aynı zamanda. Arkadaşlar aydınlatıyor. Sizin sorun neydi? Arka fren. Arka fren teli arkadaşlar. 2012-13 PCX'lerde arka fren teli farklı. Şu şey, drenaj var diyordum ben de herhalde. Ha, onlara ayrı bir bakmamız lazım. Tamam. Görüşürüz.